Efendim 16 Ekim, çarşamba günden herkese merhaba, geniş açıya hoş geldiniz efendim. Ben Pınar Işık Ardoş, bir saat boyunca Levent Gültekin'le beraberiz. Levent Bey, ayağınızın tozuyla... Geldi. Tozuyla hızlıca girdim içeri. bugün çok trafik, trafik, trafik çok var. fenaydı. Evet. Hava da soğudu İstanbul'da. Herhalde, biraz da sağ olsun İstanbul Belediyesi yaz boyunca yattı, şimdi böyle bir... Eyvah ilk dakika. İlk dakika bir taş atalım. <laughs> Şeylere başlamış yol tadilatlarını anladığım kadarıyla epeyce Beşiktaş Meydanı'nda şurada Yazın burada. Yazın başlamışlardı ama yet yetişmedi galiba. Öyledir diye tahmin edelim. <laughs> Peki şimdi geçtiğimiz haftadan bu haftaya gerçekten çok tartışmalı yine başka başlıklar oldu. Farklılar var. Var. Farklılar var. Bu kez farklı başlıklar var. Hani her zaman konuştuğumuzdan daha farklı bir yere evrilmiş başlıklar ya da nereye evrilecek sorularını sorduğumuz başlıklar var. E, siyaseten de, ekonomik anlamda da bütün bunları isterseniz başlayalım. Şimdi dün e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin e, terörist başı Öcalan'a seslenmesi, e, daha önce demle el sıkışma e, polemikleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephe e, ve diyalog sürecine ilişkin yine yüksek düzeydeki aktarımları Devlet Bahçeli'nin dün Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete açığım diyen terörist başı çıksın terörü bitirdiğini ilan etsin söylemi var. Dem'den bir açıklama geldi. Dem dedi ki Dem Parti eş genel başkanı tevcidi kaldırın Sayın Öcalan'ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini görelim dedi. E, bu arada Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli şunun da altını çiziyor. Uzattığım el hesapsız, samimi, iyi niyetli bir el. Biz bir süreç için kardeşlik ve kardeş, kaderdaşlık için uzatırız. Hodri meydan kana değil kardeşliğe susadığını göstersinler dedi. Bir de ilk dört madde var, onu da birazdan konuşuruz. Şimdi evet. yeni bir diyalog, yeni bir çözüm süreci var mı yok mu tartışmaları var. İktidara yakın kaynaklar kesinlikle böyle bir tartışma yok diyor. Milliyetçi Hareket Partisi e, bu konuda öyle bir şey yok diyor, bir çözüm evet. süreci yok diyor. Ama bir diyalog süreci var mı? Bir şey pişiyor yani. Devlet Bey'in dünkü grup toplantısında Öcalan'ı muhatap alıp bir çağrı yapmış olması çok ileri bir aşama. MHP açısından da çok ileri bir aşama. Artı bu bize bir şeyin aslında pişirildiğini şu anda sadece kamuoyunun hazırlanma süreci. Ben dünkü çağrıyı kamuoyunu hazırlama süreci olarak okuyorum. Yani aslında bu Öcalan'a yapılmış bir çağrı değil, muhtemelen atılacak adımın ön hazırlığı. Yani sanki biz çağrı yaptık, o da gerekli adımları attı gibi bir şey var. Bir devlet kararı olarak anladığım kadarıyla bir yukarıda bir şey pişiriliyor. Hı hı. Bu direkt bizim anladığımız daha önceki dönemdekine benzer bir barış süreci olmasa da, çözüm süreci olmasa da. Bir çözüm süreci değil. Evet, iki tane alternatif benim aklıma geliyor. Bunlardan bir tanesi, iktidarın aklına koyduğu anayasayı değiştirmek için deme olan ihtiyaç ve demi de az çok memnun edebilecek birkaç anayasadaki birkaç değişiklik. Orada demle bir diyalog kurma çabası. Hmm. Birinci alternatif olarak bunu görüyorum. İkinci alternatif olarak da e, Türkiye aynen Irak'ta olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi, şeyde Irak'ta özellikle olduğu gibi biliyorsunuz Türkiye Irak'ta daha önce Burada Barzani, Mesut Barzani, evet Barzani konuda, ve Çalabani, Talabani'ye uzun yıllar ziyaret çapulcu 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 diye hakaretler etti. Asla tanımıyoruz dedi. Orada sonra Kürdistan kurulunca Türkiye en yakın müttefiklerinden en hamilerinden biri oldu. Şimdi benzer süreci Suriye'de de yaşıyoruz. Suriye'de de şimdi bir Kürt bölgesi oluşuyor. İkinci alternatif olarak şunu demiştim, e diyorum. O da şu. Muhtemelen dünya sistemi şöyle bir şey Türkiye'den talep etmiş olabilir. Türkiye'nin de işine gelmiş olabilir. Siz Suriye'deki Kürt kazanımlarına ses çıkarmayın biz de PKK'nın tasfiyesini hızlandıralım. Yani te Kürt hareketi Suriye'deki kazanımlarını koruma pahasına PKK'nın tasfiyesine göz yumuyor olabilir. İş o aşamaya gelmiş olabilir. Çünkü anlamı kalmadı. Zaten eğer Suriye'deki PYD dediğimiz bugün Amerika'nın da silahla donattığı bir orduya dönüştürdüğü, orada artık bir Kürt bölgesi ilan edildi neredeyse. Eğer o aynen Kuzey Irak'taki gibi bir resmiyete kavuşacaksa zaten PKK'nın varlığının da bir anlamı kalmıyor çünkü orada PKK aslında bir devlete dönüşmüş oluyor zaten. O zaman e, PKK Türkiye için bir tehdit olmaktan mı çıkacak Türkiye PKK, içerisinde? Yani... E, PKK olmaktan çıkacak. Orada bir devlete dönüşecek artık. Hı hı. Suriye'de. Hı hı. Yani onu söylüyorum. Suriye'de önemli olan şeyi, e, onlar için önemli olan Suriyedeki kazanım PKK için. Orada aslında bir devlete dönüşüyorlar. Şimdi Kuzey Irak'taki Kürdistan'da Barzani ve Talabani, yani daha çok artık Barzani etkin, Taliban'ı bile neredeyse epeyce bir etkisini kaybetti. Orada pek hatta bugün e, buraya gelirken okudum Barzani'nin açıklaması var. Artık Kürdistan'da sadece silahlı güç olarak e, KDP güçleri kalacak. Evet. Geriye kalan herkesi tasfiye edeceğiz. Irak'ı da şeyi de da söküp atacağız oradan. Yani. E, Kürdistan'da yani PKK'ya ziyaret yok. de bir tesadüf bir ziyaret değil. Bir bir strateji. Bir strateji, bir devlet stratejisi var. Bir devlet stratejisi. Yani dün Anayasa Mahkemesi'nden de bir karar çıktı biliyorsunuz. Birji Serok Apo sloganı özgürlük. De, evet. özgürlük şeyi olarak kabul edildi. Yani suç olarak o hatta devlet orada 30-40 bin lira civarında bir tazminata mahkum edildi. Yani şunu anlıyoruz. Bir devlet kararı olarak bir şey yapılıyor. E ee, bu dediğim gibi ya anayasa değişikliğinde demi yanlarına çekme, CHP ile olmadı bu işlemle yapalım çabası. Muhalif, muhalif kesimden özellikle bu çok seslendiriliyor. Çünkü bununla birkaç bu ihtimal seslendiriliyor. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bununla birkaç, bir taşla birkaç kuş vurmuş olacaklar. Niye? Diyelim ki mevcut iktidar demin hoşuna gidebilecek birkaç öneri getirdi yeni anayasada. Ve Dem de buna evet dedi. Muhalefet buna hayır dediğinde Demler arası kopacak bir kere. Kürtler, Türk Kürtleri kaybetmiş olacak muhalefet. Evet dediklerinde anayasa değişikliği sağlanmış olacak. Yani böyle bir açmaza doğru sürükleniyor muhalefet. Yani orada anlatabiliyor muyum? Kurgu, yani siyasi paradigma Şimdi buna bir meşruiyet kazandırılması lazımdı. toplum Toplumdur durup dururken nereden aklınıza geldi kardeşim? Yıllarda terörist dediğiniz insanlarla el sıkışmak ya da diyalog kurmak insanlar böyle bir tepki gösterdiklerinde nereden aklınıza geldi sorusuna da İsrail tehdidi var. içeride iç barışı sağlamamız gerekiyor. Kamuoyu da buna yani bununla bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi bunu yalnız çok keskin cümlelerle reddediyor Özgür Özel. Yukarıya bak dediler. Aşağıda işte e tamam doğru. Zaten bu çok tartışmalı bir şey. Yani İsrail bize saldıracak cümlesi bence de biraz fazla abartılı ve iç siyasi paradigmayı etkilemek üzere kurgulanmış bir atmosfer oluşturma çabası. Siyasi atmosfer. Öyle mi? İç şüphe etmiyorum. Ama yıllarca Levent Gültekin işte o ateş buraya geliyor diyen bir isimsin. Evet. Hani bir ateş topu var. ...bölgemizde İsrail tehdidi var. Doğru. Bugün mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha dedi ki... ...İsrail topyekün bir savaşa hazırlanıyor olabilir. Doğru. Yani böyle de bir ifadesi var. Şimdi ben, benim ateş topundan kastım... ...İsrail'in fiili saldırısı olarak değil... Hmm. ...Türkiye'yi aynen Irak gibi, aynen Suriye gibi... ...bölmeye sürükleyecek iç çatışma, zayıflatma... Siyasi kavgalar, ekonomideki yıkım, mülteci akınının yarattığı demografik bozulma. Bütün bunlar İsrail'in Orta Doğu'daki planlarını hızlandıran adımlar Türkiye'de. Ekonominin çökmesi, mülteci akını, tek adam rejimine geçmemiz, hukukun devre dışı kalması, demokrasinin zayıflaması. içeride sen ben o kimlikler, mezhepler üzerinden siyaset kurgulanması. Bunlar İsrail'in işte o dediğimiz ateş topunu hızlandıracak. Ama bu şu anlama gelmez. İsrail yarın ordusunun döndürecek silahlarını Türkiye'ye savaş açacak. Ben bunu pek da ihtimal dahilinde görmüyorum. Bence savaş açmasına gerek yok. Ya yani bazen savaşmadan da yapacaklarımızı fazlasıyla yapıyoruz zaten. Evet. Yani Türkiye'nin son 15 yılda gördüğü tahribatı İsrail savaşla elde edemezdi ki zaten. Teknik olarak da edemezdi. Şey açısından söylüyorum. Yani 10 milyon mültecinin verdiği zarar, ekonomideki tahribat içerideki hukuk anlamdaki bağımsız yargının gördüğü zararlar bütün bunlara baktığımızda ülkenin geldiği bir nokta var. İsrail i̇şte silah sıktı saydı yani hani savaş açsaydı bu kadar zarar veremezdi. Orada Levent Gültekin bir son dakika gelişmesi varmış. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanını hakaretten yargılandığı bir dava var ve o davada zorla getirilme kararı verilmiş. Şimdi bir detayı Oğuz Şahin'den alalım. Ben görmüştüm yayına girmeden önce bu e, iddiayı bir gazeteci arkadaşımızdan. Oğuz Şahin, e, nedir bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu zorla getirme mevzusu? Pınar Işık iddiaydı. E, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'le yaptığımız görüşmenin neticesinde bu iddiayı doğrulatmış olduk. İstanbul'daki mahkeme CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir zorla getirme kararı verdi. Peki neden yargılanıyordu CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu? Ee, geçmişte Genel Başkanı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarına yönelik bazı eleştirileri olmuştu. Ee, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı ismini de verelim Mustafa Doğan İnan. Şikayetçi olmuştu, hakaret davası açılmıştı. Bugün o davanın duruşması yapıldı ve duruşmada e, avukat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın kendi avukatı e, Kılıçdaroğlu hakkında bir zorla getirilme talebi de bulundu. Mahkeme heyeti bu talebi kabul gördü. Kılıçdaroğlu'nun avukatları ise ikametinin Ankara'da olduğunu ve e, duruşmanın orada görülebileceğini ifade etmişlerdi. Ancak mahkeme heyeti CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesine karar verdi. Ve duruşmayı da 18 Şubat 2025 tarihine erteledi. Yakından takip ediyor olacağız. Çünkü ilginç bir karar, dikkat çeken bir karar. Tekrar etmekte fayda var. E, Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı. Mustafa Doğan İnal'a yönelik eleştirileri sebebiyle kendisine bir dava açılmıştı. Bu davanın duruşmasına avukatı aracılığıyla katılmıştı Kılıçdaroğlu. Kendisi bizzat bulunmamıştı salonda ve duruşma devam ederken karşı tarafın avukatları yani Mustafa Doğan İnal'ın Erdoğan eski avukatının avukatı Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesini talep etti. Kılıçdaroğlu'nun avukatları ise ikametinin Ankara'da olduğunu ifade ettiler. E, dosyanın Ankara'ya gönderilmesini istediler. Ancak mahkeme heyeti o talebi reddederek Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesine karar verdi ve duruşmayı da 18 Şubat 2025 tarihine erteledi. Peki. Oğuz Şahin teşekkür ediyoruz. 18 Şubat'ta gider mi Kemal Kılıçdaroğlu e, davaya? Gider herhalde. Çünkü vatandaşlar şimdi dokunulmazlık zırhı yok, yok. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bir davada tanıksanız ya da gidiyorsunuz ben de bazen... yani bana da öyle oluyor yani gelmezsen oluyor. zorla gelirsin <laughs> evet, <deniyor. aynen. gülüyor> hani zorla getiriliriz tanık da olsanız öyle oluyor dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu gider herhalde gider yani bir hakaret davası gidip ifadesini verip. Gider, duruşmanın gününde de gitmesine gerek yok zaten Hı -hı. bu tip insanlar önceden savcıya ay ayarlıyorlar önceden gidip arada ifade verip ayrılıyor. Onu, Ayrılıyorlar. Onu biz de duymayız zaten onu. Anladım. Kemal Bey muhtemelen böyle bir şey böyle bir hafiften En yani çok önemli şimdi şöyle bir son dakika modunda bakmıyoruz ona da. Hani mesela Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararı bir daha... haber değeri var. Kulağa çok acayip Hoş. geliyor düşünsen Cumhur belki, Cumhuriyet Halk Partisi. Ben tam, tam onu söyleyecektim. Kemal Bey muhtemelen biraz böyle bunu istemiştir böyle bir şey olsun diye. Yoksa Anladım. gidermiş gidip ifadesini verir. Yani bize de geliyor, biz de kalkıp gidiyoruz ifademizi veriyoruz. Konu kapanıyor yani. Her vatandaş gibi. Her vatandaş gibi. Peki. <laughs> Kemal Konu Bey belki o, biraz vatandaşlığın <laughs> üzerinde görüyordu kendini. <laughs> Ama tabii yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış. E, tamam bahsediyoruz. Olabilir. ya Biz biraz fazla abartmıyor muyuz makamları? Biz de fazla abartıyoruz bence. Siyaset evet. Dönemsel sorumluluk alma sanatıdır. Sanatı. Bu arada Cumhurbaşkanı hakaret iddiası değil. Cumhurbaşkanına ya avukatına hakaret iddiası. Evet. Davası. Yani siyasetçi şikayet etmiş esas, yani, olan, esas olan mesleklerdir. Mesela bir mimar, hmm. bir cerrah, bir ressam, bir müzisyen, bir öğretmen bana göre 40 tane siyasetçiden daha klas'tır. Siyaset bir meslek midir zaten? Değildir, işte onu söyleyeceğim. Yani diyelim ki bir inşaat mühendisi çok güzel mimari işler yapar. Sonra ona derler ki ya bir dönemde ülkene hizmet etsen nasıl olur? O da diyor ki tabii ama esas olan o. Da dünyanın hiçbir yerinde şöyle demezler. Ne iş yapıyorsun? Siyasetçiyim demezler. Mimarım derler, doktorum derler, avukatım derler. Anlatabiliyor muyum? Siyasetçilik dönemsel. Çünkü böyle bir meslek yok. Bizde dönemsel olmuyor. Bizde kalıcı şeye dönüşüyor. Bir de övünüyorlar. 30 yıldır ben mecliste milletvekili yapıyorum. İyi halt yapıyorsun. İyi halt diyorsun yani. 30 yıldır yapsan ne olacak? Yani iyi bir şey mi yapıyorsun? Kendi mesleği üretemediğin için zaten. Mesela şöyle düşünün. Bir beyin cerrahına gidin deyin ki seni milletvekili yapacağız. O şöyledir. Ne saçmalıyorsun? Beni ameliyatlarımdan uzaklaştıracak mısın? Yani benim asıl ürettiğim, yaptığım onu mesela 30 yıl götürüp bir beyin cerrahını 30 yıl boyunca milletvekili yapsanız onu ölüme mahkum etmişsiniz gibi olur. O da kendini ölüme mahkum etmiş gibi olur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bizde böyle makamlara biraz fazla anlam yükliyoruz. Tamam geldi genel başkan oldu yaptı hizmetini gitti. Şimdi vatandaş gibi. 18 Şubat'ta davaya gidecek. Gidecek gitmeli. Peki. Ya da avukatını. Ya da avukatı ona hallederler. Pek pe verecek. Peki tekrar günümüze yani yine günümüzdeyiz de gündemimize <laughs> dönelim <gülüyor> Meclisteki o Diyaloglar sürecindeyiz Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel'in normalleşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen akşam Altını çizdiği yumuşama ee, bu devam ediyor bu süreç. Biz yine orada kaldığımız yerden devam edelim. Bir şey pişiriliyor dediniz. Ee, bu bir devlet politikası da olabilir. Bunu büyük bir de, ihtimalle. Büyük ihtimalle tabii, bir tabii, devlet politikası. Yani devlet iktidar ayrımı zaten kalmadı. İktidar politikası olabilir ama devletin anayasa mahkemesi diğer kurumlar da devreye girdiğine göre zaten artık ortada bir... Peki e, iyi bir şey. İyi bir şey mi? Bilmiyorum soruyorum iyi bir şey mi? Ya şöyle iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Şimdi... Bizim haklı endişelerimiz var, toplum olarak. Şüphelerimiz var, güvensizliklerimiz var, güven duygumuz fena halde tahrip olmuş iktidara karşı. Ya yani her sefer, şimdi ben çok üzgünüm, çok alınıyorum bir vatandaş olarak da alınıyorum. Yani devlet beyin attığı adımlar çok önemli. Tayyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü tutumu bence çok önemli. Bu sorunun bitmesi lazım. Çolumuzun, çocuğumuzun artık böyle 40 yıllık bir berbat bir anlamsız bir mesele yüzünden ölmemesi gerekiyor. Kendi vatandaşlarımızla kimsenin diline, kimliğine, mezhebine, inancımına karışmadan doğru düzgün, özgürce bir hayat kurmamız lazım. Bunlar tamam. Fakat bunları ülke için yapmadılar bugüne kadar. Ne zaman ki kendileri için bir anayasa değişikliği ihtiyacı duydular, o gün bu adımı atmaya kalkıyorlar. Beni yüzen bu. Sorum şu. Demek ki atılabiliyormuş bu O adam. anayasa değişikliği şunu söylüyor muhalefet. O görüşte misiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi için diyor muhalefetten birçok isim. Başka bir şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasayla değişikliği ilgili tek bir amacı var. Bir dönem daha aday olma garantisi almak. Geriye kalan bir anlamı yok anayasa diye bir şey. Yok ki zaten. Nedir mesela? Diyorlar ya daha demokratik bir anayasa. Nedir o? hangi maddeyi nasıl yaparsanız daha demokratik olacak? Hangi anayasa yaz ne yazacaklar ki biz bugünkünden daha özgür, daha müreffeh, daha... Yani mesela ben hep burada daha önceki programda da sormuştum hatırlıyorsanız. İktidar Türkiye'yi bir gömlek daha üste çıkarmak istiyor da hangi madde engel oluyor? Değil mi? İktidar mevcut Türkiye yönetenler Türkiye'yi ne yapmak istiyorlar da anayasa engel oluyor onlara? Bence bu soru bir cevap versin. Desinler ki Desin de arkadaş biz eğitim sorunu çözeceğiz. Ama anayasa şurada ayağımızı bağlıyor. Daha özgürlükçü dedi Cumhurbaşkanı. E tamam, daha özgürlükçülük nedir tanımı? D darbe anayasası diyorlar bu. Darbe anayasası yok ortada. Bu bir şablon isim olarak kalmış. O anayasanın anayasa %80'i değiştirildi ki zaten. Evet. 40 yıldır her gelen iktidar 3 tane, 5 tane, 10 tane maddesini değiştirir, 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 değiştirir. Orta bir darbe anayasası kalmadı zaten. Bir de o darbe bu darbe. Ne fark eder? Önemli olan ülkenin sorunlarını çözüyor mu çözmüyor mu? Amerika'nın anayasası 200, 240, ne 200, 300 ile yaklaşıyor neredeyse. Evet. 200 küsür yıldır aynı anayasa devam ediyor. İç savaştan sonra yapılmış bir anayasa. Aslında anayasalar bir nevi sembol olarak da kalıyor. Sözleşme da. yapılır, toplumsal sözleşme Öyle olarak. Öyle kalır. İngiltere anayasası yok. Yazılı bir metni Tabii anayasasız yok. Anayasasız ülkeler var. Bu evet. arada ilk dört madde. Man ben üçüncü madde demedim. Devlet, Türk Devleti, Türk Milleti kavramlarının yerinin değiştirilmesi. Ama konu üçüncü madde. Devlet Bahçeli e, anayasanın ilk dört maddesini sulandırmak gizli saklı emellerin tezahürü. Şimdi orada biraz... El kırarız dedi CHP Genel Başkanı. İlk dört maddeye göz dikenin elini kırarız Şimdi dedi. muhalif kesimin... Numan Bey'e olan eleştirilerini anlıyorum. Gayet anlaşılır. Niye? Çünkü dedi biraz önce söylediğim gibi bu iktidara dönük bir güvensizlik duygusu hat safhada yönelik. İki endişelerimiz var. Çünkü bunların dillerinin altında bir bakla var. Bir türlü tam çıkarmıyorlar. Biz de doğal olarak endişe ediyoruz. Uygulamalara bakıyoruz politikaya. Ve diyoruz ki bunların kafasında Türkiye'yi bir yere sürüklemek var. Acaba bunlar dört maddeyi de hedefe mi koymuşlar? Tamam bununla ilgili endişemiz var. Her ne kadar iktidar Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman Numan Bey yok deseler de dört maddeyle ilgili bir sorunumuz yok deseler de biz ya bunlar yok diyorlar ama vardır duygusu bizde var. Bunu gidermek onların sorumluluğunda bizim değil. Ben benim içime bu şüpheyi bu endişeyi kim yerleştirdiyse onu ortadan kaldırmakta onun sorumluluğunda. Ben beni benim onlara güven duyabileceğim bir zemin yaratmalılar. Fakat Numan Bey meselesi biraz farklı. Çünkü Numan Bey'in meselesinde dördüncü, üçüncü, ikinci madde tartışması yok. Orada bir felsefi bakış açısı var. Aslında Numan Bey'in söylediği her ne kadar maddeyi yanlış ok yorumluyor olsa da söylediği bugün muha muhalefetin neredeyse muhalif toplum kesiminin tamamının dillendirdiği bir şey. O da ne? O da şu, biz aslında demokratlar olarak esas olanın millet olduğunu söyleriz devlet değil. Kutsal olanın millet. Yani milletin refahı, milletin huzuru, milletin yaşamı devletten önce gelir. Devletin kutsal olduğu rejimler kapalı rejimlere dönüyor. İran gibi, Kuzey Kore gibi, Rusya gibi. Yani re devleti esas alan rejimlerde insanın mutluluğu geri plana itiliyor. Demokratlar genelde doğal olarak milleti ön plana koyalım derler. Numan Bey aslında orada devletin milleti cümlesinin yerine milletin devleti, evet. diyelim diyor. Çok entelektüel bir yani iki kelimenin yerini değiştirerek millete bir anlam yükleme. Hı hı. Şimdi oradaki tuhaf olan şu. Biraz önce söylediğim gibi benim gibi muhalif olanlar yani durumdaki gidişattan endişe duyanlar, ülkenin gidişatından, halk, insanlar Numan Bey'e çok eleştiri getirebilirler. Şimdi bunun zamanı mı? Nereden aklına geldi? Biz zaten dördüncü, dört madde endişesi taşıyoruz kardeşim diyebilir. Yersiz zamansız diyenler Yersiz, var. Yersiz zamansız diyebiliriz. Ama ben iktidar cenahından olup da Numan Bey'e saldırı yani eleştirileri pek normal karşılamıyorum. Ne demek istediniz? Çünkü e, şimdi hem MHP çok zehir zemberek hem Devlet Bey hem de Fethi Bey çok zehir zemberek bir e, karşılık verdiler Numan Bey'e. Şimdi benim anladığımı onların da anlamış olması lazım. Burada dört dördüncü madde kastedilmiyor. Burada sadece devlet-millet bir kelime yeri. En fazla şöyle derler yani. Ama ya, ilk üç maddenin içinde olduğu için fark etmez olabilir, ki bir mi? kelime. Üç maddenin değişikliğindeki… Şimdi şöyle üçüncü üçüncü maddedeki ufacık bir yer değişikliği bile e, o dördüncü maddeyi yok saymak demek olmuyor mu? Hayır. O bu kadar panik, bu kadar korku yani bu kadar şeyle böyle tedirgin vaziyette şey yapamayız. Orada önemli olan o dört maddenin ruhunun. Felsefesinin değişmemesi hmm. yoksa kelimeler değişmesin anlamı değil. Bu dört maddenin yani Türkiye layık ve bir hukuk devletidir. Tamam bunu hangi şekilde söylersen söyle ama söyle budur. Yani buranın önemli olan bunun altın Bayrağı işte Ay Yıldız'dır, başkenti Ankara'dır. Bunun istersen dili, buradan dili söyle. Türkçedir. Ister, dili Türkçedir. Dili Türkçedir. İstersen buradan söyle, istersen buradan ama yani sonuçta bunlar. Oradaki dört maddeye itirazlık dilindeki mesele üslubundaki mesele değil, ana omurgasını, felsefesini korumak. Numan Bey orada üsluba. Ben şimdi bir saraydan Mehmet Bey uçum çok sert bir tepki gösterdi ve MHP ve dikkat ettim istifa kampanyaları yap yapılıyor. Ben bunu biraz şeye yorumluyorum yani belli ki Numan Bey'den rahatsızlık var iktidar cenahında. Yani Tayyip Bey'in etrafından Numan Bey'i bir uzaklaştırma operasyonu gibi okuyorum bunu. Çünkü bu kadar yüksek bir tepkiyi biz verebiliriz ama iktidar cenahından gelmesi pek hayra Çok alamet değil. Alışık olmadığımız bir durum. Evet çünkü öyle bir şey değil. Yani biz mesela bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde sıklıkla görüyoruz. Taraflar, Olabilir. tartışmalar. Evet, evet söylemler. Hem o değil hem de yani dediğim ama gibi. Ama AK Parti'de çok az. Hemen günlük. hemen hiç yok da ama dediğim gibi öyle tepki verilecek bir açıklama değil o. Yani ona muhalif mesela CHP sert konuşabilir bunu anlarım. Çünkü CHP'nin hassasiyeti var. Kamuoyu yani kendi seçmen kitlesinin endişesi var. Orayı rahatlatmak adına Numan Bey'e sert bir tepki verebilir. Bu anlaşılır bir şey. Ama iktidar içerisinden benim benim gördüğüm onlar da gördüğü halde CHP'den bile daha fazla te, sert tepki vermeleri aslında e, sen canım yani sana çok kızgınım ama bir bahane arıyordum. Hazır bahanemi de buldum. Öfkemi de dile getireyim gibi bir durum bence. Durum. Öyle bir durum. Bu arada e, Özgür Özel ve İyi Parti de çözüm süreciyle ilgili. Daha doğrusu Özgür Özel, Devlet Bahçeli ve Deme bir Gönderme yaptı. Önce teşekkür etti Devlet Bahçeli'ye. Tebrik ediyorum dedi Dem'in elini sıkmasıyla ilgili olarak. Ama bu parti kendi milliyetçiliğini ispat etmek için Devlet Bey'den izah almayacak çünkü Devlet Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yol göstermişti. Bu arada Dem Parti de CHP'ye bir yine yol göstermeye çalıştı. E, bu parti demokratik bir açılım yapmak için demden dem bir çağrı beklemeyecektir dedi Özgür Özel. İyi Parti'de e, çözüm süreciyle ilgili bu filmi bir daha çekemeyeceksiniz ifadesini kullandı. E, bugün İyi Parti'nin e, çünkü grup toplantısı vardı. Yani partilerdeki durum bu yönde bir çözüm süreci tartışması evet. ama dediğiniz başında, Özellikle, yeni başında hemen söyleyeyim. gibi. Özellikle CHP iktidarın şarkısını söylemeyi çok seviyor iktidarın şarkısını kendi diliyle, kendi sesiyle söyleyince farklı olacağını zannediyor ama şarkı iktidarın. Şimdi sen ana muhalefetsin. Bu şarkıyı iktidar söylüyor. Yani çözüm süreci diye bir adım atıyor. Kendince bir, bir politika, bir siyasi paradigma kuruyor. Sana düşen muhalefet olarak o paradigmanın bir parçasına dönmek mi yoksa onu boşa çıkarmak mı? Hmm. Şimdi ne diyor Özgür Bey? İktidar hazır bir çözüm süreci adımları atıyor. İşte Devlet Bey'in HDP ile demle tokalaşması, ardından Öcalan çağrısı, ardından Cumhur... E belli ki orada bir şey pişiyor. Ben de yarın Diyarbakır'a, Şırnak'a, Mardin'e gidiyorum. Bir de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret. Ne bu? Ne bu? E gittin Diyarbakır'a, ne diyeceksin insanlara? Ne mesela siz... Diyarbakırlısınız ana muhalefet lideri geldi. Ne diyorsun? Konjonktür abi? şu anda bunu gözeye gerektiriyor. Hayır ya? ne diyeceksin? <laughs> Çözüm süreci mi başlatacağım diyeceksin. Zaten başlatmış adam. Ne diyeceksin tam olarak? Gittin. Bir de böyle bir dönemde Diyarbakırlı sana kulak mı verir? Orada e, asıl gücü elinde bulunduranlar <laughs> dönmüş yüzünüz bu tarafa. Yani siz diyelim ki yüzünüzü bana dönmüşsünüz. Ben... Yani sizin önemli pozisyonu ama ben bu tarafa bura dönmem ki artık siz yani, yani iktidarın yüzünü döndüğü Anladım. bir toplum kesimi muhalefet yani muhalefet şu İkinci anda o şey o, o o bölgenin e, muhalefetçi değil İktidara, iktidara yüzünü dönmüş. dönmüş evet sen gidip ne diyeceksin senin Mardin neyi Diyarbakır Bakır mesela senin meselesiyle ilgili bir var, var devlet beyin devletle tokalaşmasını mı bekliyordun niye Niye onlar tokalaştıktan sonra senin de aklına böyle bir anda çözüm süreci Diyarbakır'a gitmek? Şimdi bu oranın şarkısını söylemektir. Aslında e, CHP'ye düşen iktidara şu soruyu sormak. Siz tam olarak ne yapıyorsunuz? Ne numara çeviriyorsunuz? Şu anda Türkiye'nin toplumunun yüzde kaçının gündeminde Kürt sorunu çözüm diye bir mesele vardır? Kaçının? Yüzde bir mi? İki mi? Beş mi? 7 mi? Yedi mi? Ama tabii Türkiye'nin şu anda anket yaptığımızda çok yüksek oranlarla sorun çıkıyor. Güvenlik sorunu, ekonomi sorunu, mülteci sorunu. Dün vardı mesela asalım. Evet. %60-70'lerde ekonomi. Ekonomi, güvenlik şu anda. Evet. Çok, kadınların %74'ü ben kendimi güvenliği. güvende hissetmiyorum diyor. Arkadaş sen ana muhalefetsin. Mesela emekliye gitti ki Kürt sorunu çözeceğiz. Emeklilerini kovar. Ya da tarlasındaki ürününü satamayan tarım işçisine de ki ya biz yeni bir kampanya başlattık, çözüm süreci başlatıyoruz, Kürt sorunu çözeceğiz. İnsanlar sizi taşlar. Ben şu anlama getir demiyorum. Kürt sorunu önemsizdir, bunları çözelim sonra onu çözelim demiyorum. Tabii ki kan dursun, çolukları, çocuğumuz, çoluğumuz ölmesin, içeride bu kardeşlik duygusu başlasın. Ama asgari barışın olabilmesi için bir ülkede asgari, asgari atmosfer gerekli. Yani bağımsız bir yargıya ihtiyaç var. Yani kurumlara ihtiyaç var. Yani asgari demokrasiye ihtiyaç var. Ana muhalefet liderinin bile eski olsa da zorla getirilme zorla. kararının çıktığı bir dönemde PKK ile barışamazsın teknik olarak. Hmm. gezici Türkiye'nin yarısıyla kavga ederken 40 yıldır kan akıtmış bir örgütle sıkışamazsın ki zaten teknik olarak. Onun atmosferi yok. Bütün siyasi angajmanını yıllardır HDP kapatılsın diyerek yaydığın o düşmanlık üzerine kurmuşsun. Ertesi gün toplum bir dakika siz ne yapıyorsunuz der. Barış olabilmesi için sağlam bir hukuka ihtiyaç var. Barış olabilmesi için sağlam bir demokratik kültüre, demokrasi anlayışına ihtiyaç var. İnsan haklarını kurumlara ihtiyaç var. Şimdi bunlar yok ama biz barış yapacağız. Muhalefetin dönüşünü demesi lazım. Arkadaş, Barış yapacaksan önce çok daha az, daha hafif olan gezicilerle bir barış bakalım. Bu insanlar niye 18 yıldır 18 yıl hapis aldılar, yatıyorlar, bir şey. Kimsenin çocuğu... Onu söylemişti Özgür Özel. Hayır, hayır. Daha önce gezi... Söylemek Gezide... başka. Evet. Bunu bir politikaya dönüştürmek başka. Hatta Dilruba meselesinde o özür polemiği vardı. Evet, ya, evet. Ama ya, hayır, o, o o dönüm başka. Şimdi, şimdi bir Türkiye eğer hem Devlet Bey'in hem de Tayyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi bir iç cephe güçlendirme politikası izliyorsa buna PKK'dan değil daha yakınlardan da başlamak gerekiyor dediğim gibi. Yani hmm. en fazla bir gösteri yapmış gezicilerden, ne hangi suçtan içeri yattığı bilinmeyen Osman Kavala'dan, KHK mağdurlarından, bir sürü KHK mağduru var değil mi? Yani e, cemaatle, FETÖ ile ilişkide olanlar var. Bir de, hiçbir suçu günahı olmamış, bankaya para yatırmış. Sendikasına üye olmuş gibi insanlar var. Mesela onlar ya da cemaatin en alt noktasında garip kuraba gitmiş, gönül vermiş, faturasını ödetmişsin. Gerçekten iç barış diyorsan PKK'ya gelene kadar 10 adım var yani. O 10 adımı bir atıp sağlam bir toplumsal zemin yaratırsın. Sonra dersin ki küçük meselelerimizi hallettik, Şimdi bizim önümüzde devasa 40 yıldır çoluğumuzun çocuğumuzun canını alan devasa bir terör meselesi var. Kürt vatandaşlarımız da rahatsız ediyor, bizi de rahatsız. Ediyor. Şimdi bunu çözmeye oturalım. Bunu o zaman o zaman hepimiz Şimdi bir iki tane sorun var. Birisi özgür Özel'in Selahattin Demirtaş ziyareti Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Niye bugüne olsun? kadar değil de bugün? Benim kafama bu takılıyor. Niye bugüne kadar değil de, de sen Ana muhalefetsin. Gündemi belirlemesi gereken sensin. Devlet Bey demle el sıkışmamış olsaydı gitmeyecek miydin Selahattin Demirtaş'a? Peki dem, devlet bey el sıkıştı diye Selahattin Demirtaş'a gidiyorsan o zaman sen siyaset yapmıyorsun. Sen başkasının ürettiği gündemin bir parçasına dönüşüyorsun. Bunu söylüyorum. Muhalefet başkasının gündeminin parçası olmaz. O zaman muhalefet olmaz zaten. Bak Türkiye tam 15 gündür bu konuyu tartışıyor. Devlet Bey'in attığı adım tokalaşma, Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üslubundaki yumuşama. yumuşama. Muhalefet yok. Yeniden iktidar bütün ülkeyi ve gündemini avucunun içine aldı. Muhalefeti de aldı. Şu an e, iktidar mı şeyi aldı o gücü eline? Tabii. Aldı ne? Ortada muhalefet yok. Muhalefetin belirlediği tek bir toplumun herhangi bir kesimi muhalefete şöyle ucu, kulağının ucuyla bile kulak vermiyor. Ne, yok ki sözü verdiğinde ne duyacak ki? Verdiğinde işte şunu duyuyor. Evet siz çözüm süreci başlattınız. Ben de Selahattin Demirtaş'a gidiyorum. E sen zaten onun şarkısını söylüyorsun. Sen orada topluma bu çözüm süreci dedikleri sürecin ne getirip ne götüreceğini, ne anlam, ne niye niyetle yapıldığını, asıl am, neye matuf yapıldığını, amacı ne, altından ne çıkacağını, niye bugüne kadar yapılmadığını, bugün niye ihtiyaç duyduğunu bunları anlatıp topluma ey halkım bunlar yeni bir numara çeviriyor diyebilecek bir siyaset ortaya koyman gerekirken iyi ben de Diyarbakır'a gidiyorum. İyi bari git şey yap. Eski birinci barış sürecindeki gibi akil adamlar vardı biliyorsunuz. Tabii. Şehir şehir dolaşırlardı. Barış sürecini anlatmak üzere. Özgür Bey bence bu barış sürecinin akil adamı olabilir. Bu arada bir kez daha altını çizelim. Bir çözüm süreci var mı diye sor sorduğumuz zaman AK Parti kaynaklarına böyle bir şey yok deniyor. Bence de yok. Yani, yani teröristlerle de bu arada hani çözüm süreci ayrı. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi liderinin işte e, Devlet Bahçeli'nin e, ona gelen eleştirileri de cevaplandırıyor. Hayır, tamam, tamam. Şöyle bir sorun var orada. Çözüm süreci yok. Tamam. Barış süreci yok. Tamam. Ne? Ne var o zaman? Bir şey var. Ne istiyorsunuz tam olarak? Yani tokalaşmaktan ne murat ediyorsun? Değil mi? Bir, bir anlama Öcalan'a çağrı yapmaktan ne murat ediyorsun? Bir beklentin olması lazım. E konuşmayacağız, diyalog kurmayacağız, çözüm ku konuşmayacağız. E neyi, ne yapıyorsun tam olarak o zaman? Öcalan tecrüeti kalkar mı? Böyle bir şey bekler misiniz? Kalkabilir. Öcalan te tecrüeti zaman zaman kalkıyor zaten. Hı, ev hapsi istiyor ya dem. E, ya o işte işlerin nereye varacağıyla ilgili bir şey. Eğer anayasa değişikliğine dem ikna olur onun karşılığında bir şey ister, onun karşılığında Öcalan'a ev hapsi iktidar halleder. Tekrar söylüyorum, yani belki biraz ağır olacak ama şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan için birinci öncelik bir dönem daha anayasayı değiştirip bir dönem daha adaylığı almak. Bunun için verebileceği her şeyi verir ve toplumu da ikna eder buna. Yani öcalan'a ev hapsi verilecekse onu da verir ve dön toplumu da buna ikna eder. Bu iç barışı için yapıyorum, kendim için yapıyorsam namerdim anlamına gelebilecek şekilde ya da demleri de mutlu edebilecek birkaç şey çünkü devlet artık. Dediğim bir şey var. Yani burada tek adam rejimi dediğimiz hani bir kaçıncı Louis'ti? Ben devletim Fransa'nın krallarından. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık devlet pozisyonunda. Ne derse o oh. istediğine veririm, istediğimi alırım. Öcalan ev evapsili verecekse Veririz abi. Bir dönem daha gelecek sanayza değişikliği veririz. Ne olacak ki? Onu da toplum ne eder? İşte İsrail saldıracak. Hiç barış düzenliyoruz. Ne olacak ki? Peki. Şimdi vaktime şöyle bir saate bakıyorum. Hı. Çelik kubbe tartışması vardı. Orada erteleme geldi. Savunmaya, savunma sanayisine. Savunmayı mı ertelediler, vergileri mi? Vergileri ertelediler, savunmayı bilmiyorum. Çelik kubbe nasıl yapılacak peki? <laughs> savunmayı da ertelemiş olabilirler belki. Bilmiyorum. Demek ki para al, al, almadıklarına göre savunmamız bir süre ertelenmiş ya oluyor. Ya da Mehmet Şimşek bulacak bir yerden e. o zaman. Biraz fazla abartılı şeyler bunlar. Mustafa Destici'nin sözleri özellikle... Onun gibi çok ayıp. Hafızalarda kalır çok mı? Çok ayıp, çok yakışıksız. ya yani Mustafa Bey e, binde sıfır oyuyla böyle bir ortalıkta, böyle bir aktöre dönüşmeye çalışıyor. Tamam anlarım, dönüşebilirsin. Ama bunu en absürt, en berbat cümlelerle yapmamanın da yolu var. Yani ben mesela o vergiye karşıyım. Vatansever olmadığım için. Hayır, ben bu ülkeyi vatanseverliğimin zekatını bile tartışmam bu insanlarla. Yani ülke sevgimi, hiçbirimiz birbirimizin ülke sevgisini tartışma hakkına sahip değiliz. Evet. Bu çok saçma bir şey yani. Hepimiz bu ülkenin evladıyız, hepimiz bu ülkeyi tabii ki seviyoruz. Ben senden daha çok seviyorum. Sadece hastalıklı bir ruhun işaretidir. Başka bir şey olmaz. Ben senden daha vatanseverim cümlesinin tek bir anlamı var. Ben tımarhaneliyim demektir. Başka bir anlamı olmaz. Çünkü nereden biliyorsun benim ne kadar sevdiğimi? Öbür taraftan, şimdi bu tip, ben karşıyım. Niye karşıyım? Çünkü ben diyorum ki arkadaş gerçekten savunmaya ihtiyacımız varsa o zaman bu kadar yolsuzluk niye yapılıyor? Gerçekten savunmaya ihtiyacımız varsa bu kadar lük şatafattan niye taviz verilmiyor? Şimdi Cumhurbaşkanına dört tane saray yapıyoruz, yanına dünyanın en pahalı yatını alıyoruz önüne. Ama savunma sanayine bizim olmamış kredi kartlarımızın limitinden de vergi ediyoruz. Biz bu köle miyiz? Bunun hesabını sormayacak mı? Niye kardeşim? İhtiyacı olur bir ülkenin seferberlik kurtuluş savaşı döneminde gibi bir lokmamız varsa birinde veririz. Hiç ülke böyledir zaten. Yani bir ayakkabımız varsa öbürünü veririz. Ama ülkeyi yönetenlerin bir eli yağda, bir eli bağda, balda her bir bakana özel uçak, her birine ayrı bir saray, her bir yerde ayrı bir yat. İşte Almanya'ya giderken uçakta araçlarını götürme dahil buna benzer tonlarca şatafatlı bir hayat sürecekler. Sonra dönüp diyecekler ki savunma sanayi için sizden para topluyoruz. Savunma sanayine bu tip taleplere para vermemek vatanseverlik yok, yani vatan hainliği değil. Vatan hainliği tırnak içinde kullanıyorum bu kelimeyi. Ülkeyi savunma sanayisini böyle halka dilenci durumuna düşürmüş olmaktır. Orada Mustafa Bey'in söylediği işte vermeyenler ya demlidir, Ermenidir, ya PKK'lıdır ya çok sakil, çok düzeysiz, çok yani limiti de düşürenlerin kartını iptal edin dedi. Orada işte. ama düşü... bir erteleme geldi. Mesela evet. iptal değil ama bir erteleme geldi. Orada uh, Mehmet Şimşek çelik kubbe yapmamız lazım dedi. Dün açıklama yaptı. Eee Bütçeye gitmeyecek bu para dedi. Bizim Çelik Kube biz, ihtiyacımız var mesele dedi. Mesele orada bütçeye gidip gitmemesi değil. Mesele bütçeden savunma sanayine gitmesi gereken para nereye gitti? Hmm. Soru bu. Soru bu. Yani savunma sanayine ayrılmamız gereken parayı nereye, hangi yandaşa, hangi şatafata, hangi lükse harcadınız? Bence soru bu. Yoksa bizden topladığınız bütçeye gitmiş gitmemiş çok önemli değil. Savunma sanayine biz vergi vermiyor muyuz? Ben vergi niye veriyorum? Daha iyi okullar yapılsın, daha iyi yollar yapılsın, bu ülkenin güvenliği daha sağlama alınsın. Benim vergilerimin, benim gibi milyonlarca insanın vergileri pasta olarak paylaştırılıyor. İşte %15'i eğitime gidiyorsa, %15'i imara, yani yol bilmem, yüzde %15'i de savunma sanayine gitmesi gerekiyordur. Örnek veriyorum. Ama sen o yüzde on başka bir yere harcadın. Ya bir yandaşa ya bir müteahhite ya bir şeyine kendi şatafatına. O on oraya koymadığın için döndün bizden ikinci bir kere daha istiyorsun. Ben burada eksik bıraktım buraya para lazım diye. Biz buna karşıyız. Yoksa yoksa bir ülkenin ihtiyacı olur. Tabii ki verilir. Ama ben dediğim gibi abartılı bir yorumdu birazcık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı... Bu arada AK Partili kaynaklardan çıkmadı bu yorum. Yani hiç herkeste bir sessizlik vardı. Cevdet Yılmaz bir açıklama yaptı. Ardından Mehmet Şimşek yaptı. Ama Büyük Birlik Partisi'nden, mesela bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Cumhur İttifakı'nın ortağından bu konuda bir açıklama gelmemişti. Evet, hiç gelmemişti. Ama Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ilk gün konuya müdahil oldu. Mustafa Bey'in milliyetçilikten başka elinde... Bir vasfı da yok. Bir sermayesi de yok. Şimdi tabi yani, yani ancak şey yapabiliyor, milliyetçiliği biraz yüksek dozda yaparsam dikkat çekerim duygusuyla hı. hareket ediyor. Söz hakkı da vardır i̇şte ee, zaman. başımızın üzerinde. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin söz hakkı da doğuyor. Tabii biz konuşuyoruz. Ee, bağlanabilir, gelebilir. Bu arada... Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu uyarısı gördüm. Abdülkadir Selvi yazmış. Ankara'ya çok alışıyormuş Ekrem İmamoğlu diye. Bence Ekrem Bey bir 15 gündür biraz kendini çekti ortalıktan. Hmm. Eskisi kadar çok aktif değil. Muhtemelen yıprandığını fark etti. Hmm. Adaylık iddiası bence Ekrem Bey çok yıpratıyordu. Hmm. Yani hırsı, iddiası. Bir sakinleşti mi Cumhuriyet Halk Partisi şu Yok. süreçte? Yok, ee, sakinleşmedi. Ekrem ne Bey oldu? biraz geri plana yani çok yani hırsını çok belli ediyordu 15 gün öncesine kadar. Bu son 15 gündür bir hafiften bir geri çekilme var. Belki arka planda yürütüyordur hmm. bu tip kampanyalar. Ama kamuoyunda çok fazla tartışmalı konulara girmedikleri için muhtemelen bizim gördüğümüz Mes mesela geçen çarşambadan bu çarşambaya kadar biz genelde eee Cumhuriyet Halk Partisi konuşmadık. Hatta geçen akşam benim kontrol noktası programım vardı. Şaban Sevinç e, işte ne konuşacağız diye sordu. Başlıkları söyledik. <laughs> "CHP yok mu?" dedi. <gülüyor> 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 e, biz Mansur Yavaş konuşmayacak. Biz Ekrem İmamoğlu yok mu? Aa ne güzelmiş." dedi. <laughs> o evet. da e çünkü, şaşırdı. E çünkü gündem olmasa konuşmuyoruz. Gündem olmadı bir hafta. Onlar vardı. gündem yapıyorlar, biz yapmıyoruz. Şöyle bir evet. yanılgıları var. Zannediyorlar ki medya durup durup bunları gündemiyor. Hayır arkadaş siz malzeme vermeseniz biz konuşmuyoruz. Unutuyoruz ki zaten. Evet. Mesela yok şu anda yok işte, adaylık ilgili bir malzeme olmuyor. Işte. O yüzden yok. diyorum Ekrem Bey kendini çekti 15 gündür. Hı hı. Ama kışkırtanlar var galiba. Bu yazıları olarak. gördüm. E, <laughs> Gazetecilerde işte böyle köşe yazıları olunca. E normaldi yani. Öyle biraz hani hafiften Gazetecinin temelinde polemik olduğu için polemik doğal olarak yani işliyor. Biraz diyor, yazalım oradan biraz Evet bir kışkırtma. Halk jürisi toplanmış, yön eylem, araştırma. Eh, ahmak davasını sormuşlar eh, vatandaşlara. %74.9'u yanlış buldum, %25'i doğru buldum demiş. Ama sonuçta enteresan olan şey şu. AK Parti seçmeninin neredeyse %60'ı ahmak davasını doğru buluyor. E MHP'nin %55'i neredeyse doğru buluyor. E CHP'de de %4.2'si yanlış bulmuş. şey doğru buluyor. Doğru buluyor. Ama var yani %4.2'lik bir kesim var. Yeniden refahta 44 doğru buluyorum demiş. Yüzde 44. Yasak gelmesini. Yani ahmak davasını siyasi yasak gelmesini doğru buluyorum demiş. Yeniden refah partisi. Mesela yeniden refah partisi de sessiz. Evet enteresan. Yani orada tabii vatandaş öyle bir hukuki yorum yapabilecek bir durum değil. Onlar siyasi taraftarlık duygusuyla hareket ediyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu sevmiyorsa <laughs> doğru buluyordur. Seviyorsa yanlış buluyordur. Böyle yani oturup da bir Hukuki mütala verecek hali yok. Evet ben düşündüm de ahmaktan daha hukuk çıkmaz diyebilecek durumda değiller. Evet. Ama acı bir durum. Yani bazen en nefret ettiğimiz insana karşı bile adalet duygumuzu elden bırakmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Elbette. Yani o çok şeydir biliyorsun. Yanılmıyorsam Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var. Hı. Birilerine olan öfkeniz sizi onlara karşı adaletsiz davranmaya sevk etmesin sakın aktik en çok AK Parti ve yeniden refaha hatırlatmak hatırlatılması gereken de bir ayettir orada. Bir topluluğa karşı olan öfkeniz sizi onlara karşı adaletsiz davranmaya sevk etmesin diye. Şimdi bir Ekrem İmamoğlu'nu sevmiyor olabilirsin başka. politikalarını sevmiyor olabilirsin başka. Ama bu ahmak davasının çok net bir siyasi dava olduğu ortadayken bunun taraftarı olamazsın. Bugünkü AK Partililerin şunu hatırlamaları gerekiyor. Nasıl ki bir şiir okuduğu için Tayyip Erdoğan'a verilen yasak antidemokratik ve önünü kesmek üzere yapılmış bir yasaksa, hukukla zerre kadar bir alakası yoksa, bugün Ekrem Bey için yapılan da aynı şey. AK Partiler e, biraz adalet duygusuyla, biraz vicdanla bakıp buradaki siyasi karara isyan etmeliler. Anladım. Yani e, inandığınız adalet din. yani o or oradan devam. İnanç ediyor. bile kendi inandıkları din bile onlara böyle söylüyor zaten. Şimdi e, AK Parti kabinede bir değişiklik bekliyor musunuz devamlı Gültekin? Çok önemli mi sizce? Bilmem. Bence değil. Biz... kabine totolar var ya ben Bizi şu niye bakıyorum. ilgilendiriyor ki çok merak ediyorum mesela. E, bakanlar ilgilendirmez Bizi mi? ilgilendirmez ki bakanlar. Bakanlar bakan. E bakanlar, bakanlar yani İçişleri aile... Bakanı Dışişleri Bakanı bizim bakanımız herkesin bakanı değil Ne mi? olur mesela? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan değil de Mevlüt Çavuşoğlu olduğunda bizim hayatımızda ne değişti? Var mı değişiklik sizce? Politikalarımızda değişen bir şey var mı? E, ekonomide var. Ekonomide bakan değişikliği değil. Ekonomide politika değişikliği var. Hı. Yani Mehmet Bey'in yerine diyelim ki e, atıyorum Nurettin Canek de olsaydı bize ne faydası farkı olacaktı? İkisi de aynı ekolden oldukları için söylüyorum. Ya da diyelim Anladım. ki Başka bir o ekolden. Bu ekol değişikliği Peki, farklı. Peki sorun şu, bakanlar şu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna edemezler mi? Mesela Mehmet Şimşek ben bu politikayı ikna etmişim. Edemezler. Gözüküyor. Hayır. Bunu bir tek belki e, ekonomide olabilir. Onda Mehmet Bey zaten başardığı için yani daha doğrusu e, bu reel ekonomik politikalara ihtiyaç duydukları için Mehmet Bey'i getirdiler. Geriye kalan politikaların tamamını Cumhurbaşkanı Erdoğan belirler. Diğer bakanların pozisyonu İş yapı yapma becerilerine kalır, politika belirlemeye değil, iş yapma becerisine. Yani diyelim ki Şehircilik Bakanı Murat Kurum, o oradaki iş yapma becerisiyle varlığını sürdürebilir. Bir politika belirleme açısından bizimle ilgili bir şey değil. O AK Parti'nin iç işleri artık, bakanlık öyle bir şey yani. E atama atama olduğu için. Atama olduğu yani için. bu yeni sistem. Politika tek adam rejimi yani tek adam rejimi şey yapıyorum ya rejimin tanımı olarak söylüyorum. O tanım içerisinde bakanlar zaten bir müdür gibi yani siyonun altındaki bir müdür gibi çalışıyorlar. Şimdi siz şöyle düşünün. Burası bir şirket. Şirketin bir CEO'su var. E, o CEO durduktan sonra insan kaynakları müdürünü ister Ayşe yapsın, ister Hatice size ne ki Önemli olan CEO orada, onun politikaları. E şimdi bizde de bizim muhalif kesim bakan toto yapmayı seviyorlar. Çünkü oranın dedikodu hoşlarına gidiyor. Hani haber değeri var. Ama realde bizim için bir anlamı yok. Bizi ilgilendiren bir tarafı yok. AK Partililer sevinebilirler. Aa, benim yakınımda bakan oldu. Hmm. <laughs> yani Türkiye için çok anlam ifade etmiyor. Etmiyor. Çünkü politikaları Tayyip Erdoğan belirliyor. Biliyorsun ekonomi bakanımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sağlık bakanımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tarım bakanımız da. Hepsini Erdoğan zaten kendi söylüyor. Ben işte ekonomistim. Atama zaten. Atama yapıyor. Ee, Turizm Bakanı zaten belli. O yüzden bir anlam mesela bakanların çoğunun adını biliyor muyuz? Bilmiyoruz değil mi neredeyse? Ya biliyor Biz gazeteci olduğumuz için biliyoruz, biliyoruz, da, da, da. vatandaş. Da, evet vatandaş. Vatandaş 2-3 tane. Sormak lazım. 2-3 kişininkini biliyordur en fazla. Ali Yerlikaya'yı biliyordur <laughs> evet, mesela. Evet yani o çok bilinmesi lazım. Mehmet Şimşek'i biliyorlardır mesela. Evet yani o Ali Bey hem düzgün işler yapıyor, onun da etkisi var operasyonlara falan. Mehmet Şimşek çok cebimizi Hakan Fidan'ı biliyorlardır e, mesela. Hakan Fidan popüler bir isim. Popüler bir yani isim. Yani MİT başkanlığından geldiği için. Evet. Belki bu kadar popüler olmasaydı belki unutmuştuk şimdi kimdi dışında bakalım diye. Peki. Şimdi son 4 dakikam bugün deprem oldu. 5.9. Evet. Geçmiş olsun bütün bölgeye. <laughs> bütün bölgeye. Bir deprem riskimiz bize var de. ya. Bize de geçmiş olsun. Bize de geçmiş olsun. Çünkü yani bize derken yani İstanbul'u kastediyorum. Tabii. Yazık. Unuttuk yine. Yani böyle bir ucuzluk, böyle bir yüzeysellik olmaz millet olarak, devlet olarak, ülke olarak. Ya işte 7 Şubat depremleri olduğunda ah vah İstanbul'a deprem geliyor ne yapacağız hemen ayağa kalkacağız. Bir, iki yıl geçti, bir buçuk yıl geçti kimse kılını fırdatmıyor. İki yıl yaklaşıyoruz. şu anda İstanbul'da 18 milyon, 16 milyon kaç kişi yaşıyorsak kurbanlık koyun gibi ölümü bekliyoruz. Ne bir kentsel dönüşüm doğru çalışması var. E çünkü çünkü belediyenin anladığım kadarıyla hem zihni orada değil hem gücü yetmiyor. İktidar kendince kendi alanında bir şey yapıyor. Allah'lık bir şekilde gidiyoruz çünkü siyasi kavgalar bizim hayatımızdan daha önemli onlar için. Ya bu depreme kalıcı bir çözüm arayalım. Ya kardeşim yani şunu, şunu düşünmüyorlar. Allah muhafaza bir İstanbul depremi Türkiye'nin belini kırar. Yani Türkiye'nin güvenlik sorunu yaratır ciddi anlamda. Ve buna karşı en küçük bir tedbir yok, en küçük bir doğru düzgün bir dönüşüm yok. İstanbul Belediyesi'ne soralım, toplasan bin tane konut dönüştürmemiştir. Şehircilik Bakanlığı tamam kampanyalar yapıyor ama sonuç ortada yok. İnsanlar bir şey yapamıyor. Saldım çayra Mevlam kayra tadında böyle bir hayat sürüyor. Profesörler uyarıyorlar. Kim akademisyenler feveran ediyorlar. Diyen var. Çok büyük deprem beklentileriniz Öyle var. söylenen bir şey yani bütün bilim insanları İstanbul'da çok ciddi bir yüksek şeyde şiddette bir deprem en az 7-7,5 oranında bir şiddette deprem beklediği <laughs> yıllardır söylüyorlar. Feveran ediyorlar, söylemekle kalmıyorlar. Ha, yani bildiğiniz feveran ediyorlar ama dinleyen kim? Herkes kendi makamıyla, herkes kendi siyasi kariyeriyle o kadar meşgul ki dönüp bizim hayatımıza kimsenin bakacak takatı kalmadı. Enerjinin tamamı ben nasıl bir dönemde açılırım, <laughs> ben nasıl cumhurbaşkanı adayı olurum, ben nasıl parti içerisinde şöyle bir güce kavuşurum oraya harcadıkları için. Ha, bir arada bakarız bir deprem ihtimali de var diye herhalde öyle de bir ihtimalle de hareket ediyorlardı diye düşünüyorum. <laughs> Bitirdik mi? Yok iki dakikam var bana bir iki dakikam var. Öksürük krizi Öksürük, gelince. Yani hiç, evet tam havaların soğuma evresi. Bayağı ee, bir salgın varmış bu ara. Bir de bir de bu durumumuz var. Çok kış kapıda. Var diyor, evet. Ekonomi tartışmaları. işte zamlar gelecek mi? Doğalgaz, elektrik derken donacak mıyız, donmayacak mıyız? Bu sene kış soğuk olacak dediler Levent Güngör'ün. Öyle mi? Dolayısıyla doğalgaz faturaları Soğuk orta havalardan vadeli, mı soğuk? Evet. Orta vadeli program umarım hızlı bir şekilde hayata umarım. geçer. Umarım ama zor. Zor, çok zor bir kış geçireceğiz. Yani insanlarımızın bir kısmı yani önemli. Bir kısmı için hayat pembe, toz pembe. Yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, keyiflerine bakıyorlar, lüks şatap içinde yaşıyorlar. Ama bir kısmı var ki işte emeklisi, asgari ücretle çalışanı, bunlar da nereden baksak 40 milyona yakın ediyor abi yani 40, 40 50 milyona yakın insan için zor bir hayat bekliyor Türkiye'de. Asgari ücret tartışmaları başladı. Evet, asgari ücret tartışmaları başlayacak. Onlarla işte ne olacak Şimdi ama. rakamlar dillendirilmeye başladı. Evet. Yani bir 20 30 milyonun eli şey yağda bir eli yağ yağda bir eli bağla da geriye kalan 40 50 milyon için zor bir hayat geliyor. İşte onlar da emekliler, işçiler, ev kadınları, yoksul insanlar. Onlar için zor bir hayat. Umarım Allah yardımcılar olsun. Peki. Teşekkür ediyorum Levent Gültekin. Haftaya çarşambaya ben teşekkür kadar. Ederim. Biraz bakalım. zor zor yetiştik ama yetiştik. Ama. <laughs> evet evet sağ olun var olun. Ee, bakalım bu, önümüzdeki bir hafta neler yaşanacak. Çok merak ediyorum ben. Ben de yani. merak ediyorum. Aynı şeyleri mi konuşacağız? Farklı başlıklar olacak mı? Aynı ben? şeyleri farklı başlıklarda konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> Sağlıklı olsun. <laughs> Amin. Efendim sözü Çağlar Cilara'ya bırakalım. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.